söyleyeceksin? Nasıl bir gece oldu? Nasıl bir söyleşi oldu? Çok pardon acaba. Ne durumda bilmiyorum ama. Çok çok özel bir akşamdı. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada olabildiğim için. Kendisini sahnede görebildiğim için. Soru sordum. Çünkü ben onu oynarken göremedim. O yüzden çok özel bir... Çok özel anlar yaşadık. Seyircilerle sohbet hali içindeydi bu akşam. Yani çok duygulandık. Tabii çok seviyoruz kendisini. Seyirciyle iç içe bir söyleşi oluyordu. Evet, evet. Sizde sohbet katılma, şekilde. Katılma imkanı oldu mu mesela? Soru sordunuz mu? Hayır, ben sormadım. Dinleyici olarak orada olmak istedim. Çok özel bir akşamdı. Hiç unutmayacağım anlardı. Yani çok teşekkür ederim. Herkesin emeğini geçen herkese çok teşekkürler. Peki Efes'e gittiniz. Tarihi şehri gezdiniz. Oradan bahsedelim. Nasıldı? Gezi, çekimleri vardı. Ülkemiz çok güzel. Gerçekten ülkemizde olan değerleri fark edelim. Tabii ki Efes inanılmaz bir yer. Onun gibi tabii çok güzel yerlerimiz var. Ama bilelim, öğrenelim. Çocuklarımıza öğretelim. Kıymetini bilelim. Kardeşinizin paylaşımları sosyal medyayı salladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Size benzerliği çok bir size çok benziyor diye konuşuluyor, yorumlar yapılıyor. Bunlar çok doğal. Tabii ki sosyal medya olduktan sonra bunların olması, oradan görüntüler değil mi alınması artık biliyoruz. Yani çok güzel görüntüler, çok güzel bir tatile gitmişti. Hırvatistan'a gitmişti çünkü. Yani ben mutlu oldum. Ekranlarda falan hiç onu göremedik. Kameralar karşısına hiç çıkmadı. Hiç böyle bir beklentisi yok. Tabii. O yani farklı bir yol çizdi hayatında. O da sizin gibi bir yarışmaya katıldı mı acaba? Öyle şeyler oldu mu? Hayır, öyle bir şey olmadı. Benim de planlı değildi zaten. Yarışmaya gireceğim planlı değildi. Benim de öyle bir hayalim yoktu. Ama benim kaderimde böyle bir şey varmış. Ben onu bir görev olarak görüyorum. Görevlendirildim diye inanıyorum o konuda. Yani önemli olan her bireyin kendi hayallerinin peşinden gitmesini ve kardeşim için de her zaman onu diledim. Hayallerini gerçekleştirsin. Yani her çocuk için bunu diliyorum, her genç için bunu diliyorum. Siz bizim Türkiye'ni de gururlandırdınız. Yani hani hala da konuşuluyor mesela kıyafetiniz, o zamanki giydiğiniz kıyafet 20 liralıktı vesaire falan. Ne yaptıysanız o zaman da çok güzel anılıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Çünkü son dönemde bu tür yarışmalar, organizasyonlarda kulis arkasında yapılanlar vesaireler çok konuşuluyor. Yani o zamandan şimdiki zamana ne gibi farklılıklar var? Sanırım iki konuyu karıştırıyor olabilir misiniz? Kulis arkası derken ne kastediyorsunuz? Yani güzellik yarışmaları oluyor ya, Miss Turkey ya da Best Model yarışmalarında. İkisi bambaşka şeylerdir. Ben ancak Türkiye Güzellik Yarışması için konuşabilirim ve Dünya Güzellik Yarışması için konuşabilirim. Çok kaliteli, yani insanlara saygı duyarak organize edilen organizasyonlar olarak yaşadım. Ve çok güzel tecrübeler yaşadım orada. Siz hani sadece Türkiye için konuşabilirim diyorsunuz ama mesela burada konu aslında Erkan Özerman'a gidiyor. Siz de onunla beraber o konuyla olmuş ilgili, olduğunuz, hayır, yani hayır, beraber öyle bir olmuş şey yok. Olduğunuz o konuda çok yok. Şey var. Hayır, öyle bir şey dava, yok. İddiaları. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sanırım bilmiyorum, yanlış bir araştırma olmuş olabilir mi? Öyle çıkıyor çünkü. Hayır, öyle bir şey çıkmadı. Hayır, öyle bir şey çıkmadı. Peki, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.